fazla Doğru. denge kayıpları yaşamadı ama Paola ona baktığımız zaman tabii ki daha kötüydü. Şefik çok hızlı ve çok seri kaydı gerçekten. Sırada Ukrayna'dan Stanislav Pertsov var. Stanislav Pertsov 9. sıradaydı kısa program sonrasında. 59.50 ile 2010'da Ice Challenge'da Graz'da birinciliği var. Stanislav Pertsov'un Ukrayna'dan.
antrenörü Marina Amirhanova Stanislav Pertsov'un ve Ukrayna'da Stanislav Pertsov böylece bitiriyor serbest programdaki performansını. 9. sıradaydı 59.50 ile kısa program sonrasında Pertsov. Beklemediği düşüşler yaşadı. Müziğini çok beğendim. İlk defa duyuyorum bu tarz bir müziği. Hiç dinlememiştim. Buza çok yakışan bir sporcu. Özellikle vücut olarak. Mimiklerini çok fazla kullanamıyor ama vücudu, kayışı, kayış stili çok güzel. Yüksekliği hiç yok. Fark ettiyseniz çok seri dönebiliyor. O yüzden düştü zaten. Havaya çıkıyor ve 3 santim yükseliyor ama onu çok iyi kullanabiliyor. Bu güzel bir özellik. Spinlerinden, bütün hakemlerden artı aldı. Buradan gördüğüm kadarıyla. Onu da takip ediyorum bir yandan. Spinlerini çok beğendiler. Burada triple loops'unu görüyoruz. Arkasına triple torlup bağladı. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Triple loops. Double torlup ve double burger yaptı. Yine bir üçlü kombinasyon görüyoruz. Buradan da gerçekten yüksek bir puan aldı. İşte spinleri çok güzel. Buza yatışı, ellerini tutuşu. Özellikle level'ları dediğimiz spinlerin seviyesini yükseltici hareketleri fazlaca koymuş koreografisinin antrenörüyle birlikte. Triple salto'u çok iyiydi. Kendisine yakışan bir kıyafet ve yakışan bir müzik seçmesi de avantajlı olmuş. Evet, burada fazla yükselmemenin dezavantajını yaşadı maalesef. Süresi yetmedi. Havada kalış süresi yetmeyince hareket de tamamlanamıyor. Evet. Çünkü dönmesi gereken bir tur var. Vücut artık ona alışıyor. Makine gibi kendiliğinden yapmaya başlıyor. Ama yükseklik az olunca düşüyor. Burada iyiydi. Çok rahat yapabiliyor. Yorgunluk belirtisi hiç görmedim. Bu double axel'dan maalesef -2 aldı. Eli yere koymak da çok önemli. Sonuçta elinizi eğer kötü bir şekilde koyarsanız bütün ağırlığınızla bileğinizi kırabilirsiniz orada. Evet. Zaten ayak bileğine yanlış şekilde düştüğü için elini koymaya ihtiyacı duyuyor, düşmemek için. Burada sadece -2 aldı ama yere düşseydi toplam puandan kırılacaktı. Ki zaten gördüğümüz gibi bir tane deduction'ı var. 101.66 bu performanstan ve 161.16 ile 5. sırada kaldı Stanislav Pertsov. 5. grubun en yüksek puanlı ismiydi. Fransız Yannick Poncerot 61.85 almıştı ve